Yaygın bir hastalığımız var. Eleştirme hastalığı. Herkes herkesi eleştirme hakkını kendinde buluyor, her nasıl oluyorsa. Kahvede pinekleyen, övünecek tek başarısı nasıl okey attığı olan adam, televizyondan izlediği bir bilim adamını rahatlıkla eleştirebiliyor. Bırak fikir kitaplarını, yılda 10 roman bile okumayan adam bir teorisyeni rahatlıkla eleştirebiliyor. Televizyondan maç izleyen adam futbol hocasını eleştirebiliyor. Gel sen yönet desen yapamaz. Gel nasıl yapacağımı söyle desen söylemez. Hani meşhur bir ressam hikayesi var ya, resmi köy meydanına koyarlar, yanına da bir kutu kırmızı boya ve bir fırça koyarlar. Bu resimde beğenmediğiniz yere kırmızı boyayla bir çarpı koyun derler. Akşama resimde her taraf kırmızı olmuştur. Yani hiçbir tarafı beğenilmemiştir. Aynı resme ertesi gün bu resimde beğenmediğiniz tarafı kendiniz düzeltin derler. Günlerce tek fırça oynatan olmaz. Yani eleştir dediğinde herkes resim konusunda fikir sahibidir. Şurayı beğenmedim, burayı beğenmedim de. Ama gel düzelt dediğinde tık yok. Peki nasıl yapayım abi? Kurbanın olayım, bildiğin bir şey varsa onu söyle, öyle yapayım. Ben de daha iyi yapmak istiyorum. Sen daha iyisini biliyorsan söyle, öyle yapayım. Ya da gel yap, ben de öğreneyim. Tık yok. Onu da ben mi söyleyeceğim? Koca bilmem nesin? Onu da bana mı soruyorsun deyip pişkince içinden sıyrılmaya çalışır. Aslında bu ezberime uymadı demek istiyor. Sokrates'in dediği gibi yanına bir doğrusunu koymadığın sürece hangi yolun eğri olduğunu anlayamazsın. İnsanların yaptığına eğri diyorsun da fakat yanına bir doğrusunu koymuyorsun. Yani doğru nedir onu demiyorsun. Bu eleştiri değil ki, bu saldırıdır. Çünkü bir şeyi katmıyorsun, geliştirmiyorsun, düzeltmiyorsun, fayda vermiyorsun. Tam tersine zarar veriyorsun, saldırıyorsun. Üstelik yaptığının ne olduğunun bilincinde bile değilsin. Bir şey üreten insan kendi ürettiğiyle meşguldür. Kimin ne yaptığıyla ilgilenmez. İşinden başını kaldırıp başkasına baktığında sadece şunun için bakar. Acaba başkası bu işi daha güzel yoldan yapıyor mu? Acaba bu işin daha güzel bir yolunu geliştiren oldu mu? Ona bakayım da kendimi geliştireyim diye bakar. Sağlıklı olan niyetimizi temiz tutmamız, düşüncemizi temiz tutmamız ve dilimizi temiz tutmamızdır. Değişim zihinde başlar. Fikrimiz düzgün olacak ki zikrimiz düzgün olsun. Eleştirme, geliştir.